Şimdi ben artık AVM konularında gurmeyim. Burada da çok fazla mağaza var. Bir bakarız. Eğer beğenmezsen başka bir yere gideriz. Ya hiç gerek yok gerçekten. Ben anneni kıramadım ama. Ha, annem demişken, annem de seni yan çizeceğini anladı. Şey istiyor, fotoğraf istiyor ne yaptınız falan diye. Aslına bakarsan bir nevi de haklı kadın. Onlar bunu bir savaş olarak görüyor. Sen de zırhını kuşanma olarak düşünebilirsin. Ne diyorsun buraya? Girdin mi? Biliyor musun? Naz'ın hep alışveriş yaptığı mağaza. Nişanlını buradan almıştı. Ha. İyi, hadi girelim o zaman. Hanımefendi, kusura bakmayın. İçeride olduğunuzu fark edemedim. İyi misiniz? Yani iyisinizdir de bir ses verseniz. Evet. İyiyim evet mi bu? Evet. Benim hediyeyi alacağım kişinin böyle şeylere ihtiyacı yok. Daha masum, sade, zarif bir şey belki. Kendi zevkinize göre baksanız. Bence siz seçin. Ben deneyeyim, üzerimde görün. Bu güzel. Büyüsün mü? Çok özel bir parçadır. Oo, bayağı güzelmiş gerçekten. Buyurun, bir deneyin isterseniz. Ne dersin İncil'e? Teşekkür ederim. Beğenmedi. Çok güzel olmuş. Sonuç olarak onlar sana bir savaş başlatmış. Sen de zırhını kuşanmak gibi düşünebilirsin. Çok güzel olmuşsun. Gerçekten mi? Gerçekten. Gel. Bak. Merhaba, hoş geldiniz. Naz Hanım'ın asistanı değil mi? Çok güzel bir parçalarım geldi. Naz Hanım için ayırtmıştık. Ben hemen getiriyorum onları. Bence çok yakıştı kırmızı. Bir tane fotoğrafını çekeyim mi, ister misin? Bunları Naz Hanım için seçtik. Özellikle bu renk bu sezonun trendi. Özellikle rengini çok beğeneceğini düşünüyoruz. Bunun boyu da Naz Hanım'ın tam istediği gibi. Onun için seçtik. Bu parçayı da çok beğendik. Tam ona göre. Tam Naz Hanım'a göre. Öyle mi? Evet. Bu da mı Naz Hanım'a göre? Hı hı.
Bu? Bu da mı öyle? Bu da mı? Bu da mı? Bunların hepsi Nazan'ıma göre mi? He? Bunların hepsi sadece Nazan'ıma göre mi? Nazan özel mi gelmiş bunları? Ne yapıyorsunuz hanımefendi? Nazan'ımı ararım. Ara. Ara. Hemen ara. Hemen Naz'ı ara. De ki eşyalarını parçalıyor de. Kıyafetlerin hepsini paramparça yaptı de. Yerlerde sürünüyor de eşyaları. Artık çöpten giyecekmişsin sen de. Aynı böyle söyle, tamam mı? Lütfen ara. Hemen ara. İncil'e lütfen kendine gel. Değilim. Kendimde falan değilim. Nereye gideceğim başka? Onu bile bilmiyorum. Arıyorum Nazan'ımı. Ablam arama ya, arama. Hassas bir durum. Anlayışla karşıla, ne olacak? Masraf mı sıkıntı? Ben karşılarım masrafınızı. Zaten senin başının altından çıkıyor. Beyefendi ben ne yaptım? Ya müşteri böyle karşılanır mı? Sana ne, kimin neyse, sana ne, asistan masistan niye karıştırıyorsunuz ya? Hadi tamam, topla burayı Allah aşkına ya. Al bunu da. İncila, sen bakma o densizin dediğine ya. Gül gibi olmuştun, çok güzeldi her şey. Kadir lütfen, lütfen şu an konuşmak istemiyorum. Lütfen beni yalnız bırakır mısın? Ya gül gibi olmuştun. Densiz bunlar ya, boş ver. Şu an kimseyi görmek, konuşmak istemiyorum. Lütfen, lütfen ya. Tamam, sen üzülme yeter ki. Anlamıyorsunuz beni. Beni kimse anlamıyor. Anlayın artık. Artık anlayın. Alo, Mete. Hala alışverişte misiniz Kadir? Aynen abi, alışverişteyiz de İncil'a krize girdi. Kabinde şimdi çıkmıyor, ne yapacağımı da bilmiyorum. Neredesiniz? Şeydeyiz, Naz'ın her zaman alışveriş yaptığı yerde, adı aklıma gelmedi. Tamam, yakınım zaten, hemen geliyorum. Uç, uç hadi. İncil'a bir ses ver, Allah aşkına ya, bak sabahtan beri. İncil'a, iyi misin değil misin, bir ses ver Allah aşkına. Allah'ım. Beyefendi, müşteriler rahatsız oluyor. Öyle mi? O zaman çalışanlarınıza öğreteceksiniz müşterilerinizle nasıl konuşulması gerektiğini. Ne bakıyorsun abla, öyle uzun uzun bakınca değişmiyor problem. Git bir kolonya getir, bir şey getir, yardım getir. Müşterilerimiz rahatsız oluyormuş. İncila, şimdi su söyledim, kolonya söyledim, bir şeyler gelecek, tamam? Kadir, içeride mi? İçeride abi, çıkmıyor. Mete? İncil'e. Mete Bey, ne işiniz var sizin burada? Kadir, niye çağırdın? Mete Bey, biz gerçekten özür dileriz. Müşteriler. Hala müşteriler diyor ya. Tamam hanımlar, kusura bakmayın. Gerekirse dükkanı kapatın. Ben saatini öderim. İncil'e, bir konuşabilir miyiz? Gelebilir miyim içeri? Hayır. Hayır. Evet, ne oldu? Evet, daha iyiydi. Perdeyi açayım en azından, iyi olduğunu göreyim. Sessizlik. Sen çıkana kadar buradayım. Keyfine bak. Su falan bir şeyler söyledim de hiç ilgilenmiyorlar. Ben kendim kontrol edeyim. Kadir burada diye içeri girip sana sarılamıyorum diye deliriyorum ha. Müsaade et, iki dakika konuşalım. Tamam, söyle. Ama içindeki doğruları söyle. Benim artık birilerinden doğruyu duyma ihtiyacım var. Babaannem dün gece gelmeseydi, bütün bunlar yaşanmasaydı, sen o sofradan kalkıp gelip bana anlatır mıydın her şeyi? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Ben biliyorum. En acısı da bu. Çok korktum İncil'e. Seni kaybetmekten korktum.
Senin sevgin de Naz'ınki gibiymiş. Ben çaresizsin sanıyordum ama sen bencilmişsin. Haklısın. En başından beri hepsi benim hatam. Hatan mıydı? O gün seni burada baştan çıkarmaya çalışmamalıydım. Nişan günüm olmasına rağmen seni görmek için yanıp tutuşup bütün o programı yapmamalıydım. Haklısın. Bencillikti benimkisi. Ama üzgünsün artık. Sen ne istiyorsan o olur. Ne kadar yanında olmama izin verirsen o kadar olurum. Artık kimseye, hiçbir şeye bağımlı değilsin. Mecbur değilsin. Hayat senin hayatın. Özgürüm artık yani. Özgürsün. İncilah. İyi misin? Sağ ol birader. Rica ederim. Görüşürüz. İncilah. İyi misin? Ne oldu? Bu insanların için ne kadar kolay ya. Süslü paketlerle hatalarını kapıya koymak. Nasıl yani? Nasıl kapıya koydu? Genel olarak tavırlarından bahsediyorum. Sanki ben onların çöpüyüm. Tamam. Biz boş verelim her şeyi. Mağazayı falan. Gel gidelim bir kahve içelim. Seni bir sakinleştirelim ha. Hayır. Akşam için hazırlanacağım.